Diğer sorum ne? Bakalım. Basamak sayıları kadar yıldız bastırma. Şimdi bundan bahsedeyim biraz. Dördüncü bir source dosyası açıyorum. Kaynak dosyası. 0.cpp. Şunu kopyaladım ve exclude edeyim. Yapıştırdım. Şimdi basamak sayısı kadar yıldız bastırma. Nasıl bir şey olacak bu? Hemen şöyle bir örnek göstereyim kenardan. Kopyalayayım bunu. Girilen sayı atıyorum 5600 şey 5862 ya. İlk basamağı ne? 5. Burada 5 tane yıldız olacak. 1 2 3 4 5. İkincisi ne? 8. 8 tane yıldız olacak. Üçüncüsü ne? Şu yorum satırına yıldızı karışık olmasın. De şuradan. 6 bir de 2 olarak gidiyor. Şu yorum satırının yıldızı arkadaşlar karıştırmayın. Şimdi bunu ödev olarak vermek istiyorum arkadaşlar. Bunu tabi çözümünü GitHub linki olarak bırakacağım açıklamaya. Ama siz de deneyebilirsiniz. Bunu biraz uğraşın. Güzel bir soru aslında bu. 5, 8, 6, 2 iyice mantığını matematiksel operatörlerin görevine ve kodda nasıl kullanıldığını öğrenmek için güzel bir soru. Öncelikle şeyi de yapabilirsiniz. Önce 2 yıldız bastın. Sonra 6, 8, 5. Yani tersten gitsin. Ben normal düzünü istiyorum ya. Bunu da alıştırma olarak yapabilirsiniz. 2, 6, 8, 5 diyerek. Çünkü bu daha kolay. Diğerinde işlemler giriyor. Aynı zamanda şu üçüncü soruda kullandığımız kodu da aslında kullanabilirsiniz. Tersten bastırması daha kolay dedim ya. Biraz ipucu oldu. Ama ben bunu kullanmadan farklı bir mantıkla çözümünü yükleyeceğim. Bu ödev olarak kalsın. İsterseniz videoyu durdurup uğraşabilirsiniz bir süre. Diğer neydi? Kare üçgen bastırma. İç içe döngü. Bu arada benim atacağım çözümde, bunun çözümünde iç içe döngü olacak. Şimdi iç içe döngüden bahsedeceğim. İç içe döngü yardımıyla kare ve üçgen bastıracağız. Şimdi tek döngü yani düz bir şeritte gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Şunun için hatta 5 açayım bir tane. Pardon. Şunu kopyalayayım. Tek bir şeritte gibi düşünebilirsiniz. İç içe döngü olduğu zaman da iki boyuta geçmişiz gibi düşünürseniz daha iyi oturur. İşte iç içe döngüde kare bastıralım öncelikle. Ne yapayım? Direkt önce kullanıcıdan sayı alalım. Integer sayı siyah sayı girin. Sin sayı sayı olarak aldım bunu. Burada bir gibi koymuşum. Pardon. Şimdi kare bastıracağım dedim ya. Bir tane for döngüsü açıyorum. Int i eşittir 0, i küçüktür sayı kadar. I artı artı dedim. Daha sonra bir tane daha for döngüsü açıyorum. Integer j eşittir 0. J küçüktür. Yine sayı. Ne olacak? J artı artı. Ekrana da yıldız bastıracağım. Şurada da bu for'dan çıktığı zaman alt satıra geçmesini istiyorum. Bir deneyelim. Yanlış da yapmış olabilirim. 5 girdim. Ama yok, doğru oldu. Bakın 5 adet yıldız ve 5 adet yıldız. Burada dikdörtgen gibi gözüküyor ama şu aradaki boşluktan dolayı gözüküyor. Karakter boşluğundan. 5'e 5'lik bir kare bastır. Şimdi bu nasıl oldu? Şöyle düşünebiliriz. Integer i 0 için bu for döngüsüne girmeye başlıyor ya. Bu for döngüsü de J0 oluşturuyor ve J0 5'e kadar dönüyor. Ne oluyor yani? I0 için
J 5 kere dönüyor. I1 olacak. I1 için de 5 kere dönecek. I2 için de 5 kere dönecek. Yani 5 kere 5'ten 25 kere dönmüş olacak bu döngü. Ne oldu? Şöyle düşünebilirsiniz. I eşittir 0 için. I eşittir 1 için, 2 için, 3 için, 4 için. Bu bittikten sonra hani 5 kere bastı ya, bu 5 kere döndü, alt satıra geçti. Bundan sonra bu for döngüsü bittikten sonra. Yani işte i sıfırdan sayıya kadar gidene kadar 5 kere döndü, sayı 5 girdiğim için. Ne diyeyim, 4 gireyim, bu sefer 4'e 4'lük veriyor. Şu diyelim ki alt satıra ini koymadım. Ne olacak o zaman? 3 gireyim. 9 tane yan yana bastırdı. 3, 6, 9 tane. Alt satıra geçtiği için şurada ikinci döngü, for döngüsü bitiyor, alt satıra geçiyor. Üçünü de tekrar alta basıyor. Tekrar alt satıra geçip 3 tane daha basıyor ki kare görünümü elde edebileyim. Yani bu i eşittir 0 için, tekrar tekrar söylüyorum, i eşittir 0 için j 5'e kadar dönüyor. Hatta debug'la gösterelim. Niye uzatıyorum ki? Watch ekranı. Bakalım neredeydi? Quick Watch. İ'yi ekledim. Bir de J'yi ekledim. Pardon. İ'yi ekledim. AdWatch dedim. Bir de J'yi ekledim. AdWatch dedim. Gelmesi lazım buraya. Geldi. Şimdi daha oluşmadığı için yapmıyor. Devam ediyorum F10'la. Sayı gireyim. 3 gireyim. Şimdi ne? İ eşittir 0 için. Şimdi J 1 oldu. 2 oldu. 3 oldu. Fark ettiyseniz hala İ 0. Yani 3 olmadı da 0'dan 2'ye kadar 3 tane oldu. 0, 1, 2. 3 tane gitti. Yıldız bastırdı. Devam ediyorum. Ne olacak şimdi? İ 1 oldu. Şimdi tekrar buraya girdiği için C 0 oldu. 0, 1, 2 oldu. Çıktı. Şimdi i 2 oldu. 2 için, yani üçüncüsü aslında. Üçüncüsü için de tekrar 3 kere dönecek. Hatta şöyle yaparsam daha düzgün görünür. Şunu birden başlatacağım. Sayı eşit olana kadar gideceğim. Bunu da aynı şekilde. Birden başlatacağım ve sayı eşit olana kadar diyeceğim. Üçü girdim. Devam ediyorum F10'la. Ne oldu? 1 i 1 için J 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, çıktı. Şimdi J i 2 için i'mi tekrar oluşturdu. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, çıktı. Orada 4 yazdığına bakmayın. Çünkü daha tekrar yeniden oluşturacak. J 1 için şey, pardon, i 3 için 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu ve çıktı. Yani mantık bu. İkinci boyuta geçmiş gibi düşünebilirsiniz. Az önce tek boyut, tek çizgi haline gidiyorduk. Şimdi ikinci bir boyuta geçtik diyebiliriz. Şimdi bunu nasıl yıldız olarak, üçgen olarak bastırabilirim? Yani şöyle örnek verecek olursam, bir buraya basacak. İki buraya basacak. Üç basacak. Dört basacak. Beş basacak. Böyle olacak. Beş girersem yüksekliği beş olan yıldız böyle. Bir, iki, üç, dört, beş basacak. Şimdi bunu nasıl sağlayabilirim? Çok basit bir şekilde bunu aslında sağlayabilirim. Nasıl ama? Şimdi i1 için j'de 1 ya. I olana kadar, yani ilk başta bir tane basacak. Şimdi i'm 2 oldu. J'm tekrar birden 2'ye kadar, 2'ye eşit olana kadar dönerse hem 1'e basacak hem 2'ye basacak. Geçti, bitti ondan sonra. 3 oldu i'm. Yani i belirleyecek bunu. İ'm 3 oldu. Şöyle düşünebilirsiniz. X ve Y koordinat düzleminde buralar İ, buralar J gibi düşünebilirsiniz aslında. Deneyelim hemen. Şöyle 4 gireyim. Neden? Çünkü alt satıra geçmedim. Alt satıra geçi unuttum. 4 gireyim. Ne oldu? Pattern basmış oldum böyle bir. Beş gireyim. Beş girince de böyle gösterdi.
alt gireyim. O da böyle gösterdi. Şimdi bir tane daha ödev vermek istiyorum. Yine onun hem kodunu hem de çözümünü de çözüm videosunu ayrıyetten çekeceğim. İçi boş olsun istiyorum yıldızım. Bu şekilde bassın istiyorum. Uğraşabilirsiniz. Tabii yine onu da yükleyeceğim. Videonun altına açıklama kısmına bırakırım. Bakmadan önce uğraşırsanız sizin için daha iyi olur. Bunu yapmak için elinize bir kağıt kalem alıp düşünebilirsiniz. Koordinat sistemi x ve y 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 vererek hesap yapabilirsiniz. Daha kolay bir şekilde çözüme ulaşırsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı oluyordur. Döngülerden sonra fonksiyonlara geçmeyi düşünüyorum. Ondan sonra diziler, string tarzı devam eder. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere.